Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallah Rabbus semavati sebe ve Rabbul arşil azim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvudu emri ileyke ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kallallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu cumanızı mübarek eylesin. İbadetlerinizi kabul buyursun. Size de, hane halkınıza da, ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eylesin. Hidayetten ayırmasın. İşlerinizi ıslah eyleyip sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayeti kerimeler Ali İmran Suresi 5. ve 6. ayet-i kerimelerdir. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 49. sayfasında. Biliyorsunuz biz bu cuma sohbetlerimizde Allah'ın kitabını açıyor, ayetleri okuyor, onu anlamaya çalışıyoruz. Allah Celle Celaluhu bunda hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Hayırlı ilimler, hayırlı ameller, hayırlı huylar, ahlaklar ve başkalarına da hayırlı hayırlı faydalarımız olsun inşallah. Rabbim kabul buyursun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesi var. Allahu Teala hepimizi de ona mazhar buyursun. Herhangi bir Müslüman topluluğu diyor Peygamberimiz, Allah'ın evlerinden bir evde. Yerler ve gökler Allah'ındır, evler de Allah'ındır. Ama bizim elhamdülillah içinde bulunduğumuz ev gerçekten Allah'ın evidir, camideyiz. Bir araya gelirler, Kur'an-ı Kerim'i açarlar, okur ve kendi aralarında ders yaparlarsa, yani o Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamaya çalışır, Allah o ayetlerde bize ne demek istiyor? Muradı, isteği, arzusu nedir? Onu doğru anlamaya çalışırlar. O ayetlere iman etmişlerdir, anladıklarıyla da amel etme niyetiyle inşallah orada bulunurlarsa Allah Celle Celaluhu onlara nazar eder, memnuniyetle, razı olarak nazar eder, meleklerini onlara gönderir, etraflarını kuşatır. Allah Celle Celaluhu o meleklere de sizi de şahit tutarım, bu kullarım buradan mağfurun leh, yani af ve mağfirete uğramış olarak dağılacaklardır buyuruyor. Allah sekinet gönderiyor, huzurunu veriyor, rızasını veriyor, günahlarını affediyor ve yollarını açıyor. Bizim de niyetimiz budur. Allah muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bizim en büyük nimetimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimizi ondan öğreniyoruz. İmanımızı, ibadetimizi, helal haram muamelatımızı, aziz şeriatımızı ondan öğreniyoruz.
Cenab-ı Allah neleri sever, neleri sevmez, ondan öğreniyoruz. İslam dünyası geçmişte ilk peygamber Hazreti Adem bu yana din-i mübini İslam nasıl bir gelişim göstermiş, tekamül seyri izlemiş, Kur'an'dan öğreniyoruz. Geçmişi Kur'an'dan öğrendiğimiz gibi içinde bulunduğumuz zamanın icabatını da Kur'an'dan öğreniyoruz. Şu anda yaşıyoruz, nasıl yaşasak, olaylar karşısında nasıl bir tavır, bir duruş belirler, bir davranış biçimine girersek Allah neyden razı olur? Bütün bunları biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ve sonra geleceği Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani milletlerin geleceği, toplumların geleceği nasıl olur? Bugün sosyolojinin temel ilkeleri Kur'an-ı Kerim'dedir yani. Tarihin doğru yorumu, sosyolojinin temel ilkeleri, hukukun prensipleri, ahlakın bütün o güzellikleri Kur'an'da ve insanoğlunun çok merak ettiği yarın ne olacak? Yarın yani öldükten sonra başımıza neler gelecek? Biz insanların akıbeti neler olacak? Bütün bunların hepsini bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an'ı bilmeyen insanlar bir sürü meseleleri tartışır dururlar. Epistemoloji derler, felsefede bilgi, varlık meselesi, nebde ve maat dedikleri, başlangıç nasıl oldu, bu insanlığın sonu ne olacak, ölümden sonra neler var, toplumun bir kısım sorunları, hukuki sorunlar, ekonomik sorunlar, eğitim sorunları, sağlık sorunları, bunlar nasıl çözülür, dağlar gibi mesele. Altından kalkmak hakikaten çok zor. Tecrübe ister. Tecrübe de kolay değildir. Başınızdan bu yaşa kadar tecrübe olaylar geçirirsiniz. Yani birisi sizin elinizden tutup da sizi bir devlet kurumunda, herhangi bir işinizde, başınıza gelen bir orada danışmanlık yapar götürürse çok rahat. Bir devlet dairesine girdiğinizde orada çalışan birisini gördüğünüz zaman rahat ediyorsunuz. Yardımcı oluyor, işlerinizi hallediyorsunuz. Böyle bir yardımcınız olmazsa sıkıntı çekersiniz. Bunları biliyorsunuz. Ama toplumsal olaylar çok kompleks, çok karmaşadır ya. Bunları tecrübeyle çözüm derseniz ayağınızı yürürken taşa vurursunuz, dizinizi taşa çarparsınız. Lan burada böyle bir tehlike varmıştır, yolumuzu değiştirir, başka bir şekilde gidersiniz. Orada karşınıza bir engel çıkar, onu değiştirirsiniz. Hayat tecrübelerle acı çekerek sizi böyle boğar. Sorunlar altında ezilir kalırsınız. Ama eğer kendinizi Allah'a teslim ederseniz, gerçek manada bir Müslüman olursanız, Müslüman Allah'a teslim olan insan. Allah iradesini Kur'an'la açıklıyor bize. Ne istediğini Kur'an'la bildiriyor. Peygamberimiz Kur'an'ın bir müfessiridir, açıklıyor ve aynı zamanda uyguluyor. Eğer siz elinizi bunlara teslim ederseniz sizi hiçbir tehlikeye düşürmeden, bataklığa düşürmeden, alnınızı duvara, dizinizi taşa çaktırmadan selametle hayat boyu götürür. Çok rahat edersiniz. Bir ama kardeşimiz, görme engelli bir kardeşimiz elinde bir bastonla sokakta böyle gider. Zordur. İsterseniz bir ama taklidi yapın, gözünüzü bağlayın, 100 metre bir gidin ya. Ama bir insan gelse, onun elinden tutsa, selamünaleyküm, aleykümselam, sen miydin diye güvendi, sevdi bir arkadaş benim, hadi seninle sohbet ederek giderim derseniz, o ana kolundan tutar yürütürseniz, onun sizden hiçbir farkı yok. O mesafeyi sizin açtığınız gibi o da hızlı hızlı aşar. Neden? Elimden tutan birisi var. Ve çok halbi çok rahattır. Birisi bana çarpacak mı? Bir trafik kazasına maruz kalacak mıyım? Bir sarhoş, bir tinerci beni perişan edecek mi? Kaygılarından da kurtulur. Yanımda dostu vardır çünkü. Hayatı İslam'la yaşamak, hayatı Kur'an'la yaşamak aynen böyle bir şeydir. Siz Allah'ın çizmiş olduğu rotada, yolda gidin. Hiçbir tuzağa, hiçbir hastalığa, hiçbir bataklığa, hiçbir düşmana, eşkıya rastlamadan hayatınızı mutluluk içerisinde devam ettirirsiniz. O yüzden diyoruz, Kur'an bizim en büyük nimetimizdir.
Fakat dünyanın bütün şeytanları, bütün düşmanları, bütün deccalları işte bizi bu Kur'an'dan ayırmak için çabalıyorlar. Bu Kur'an'ın dilinden, dişinden, her şeyinden bizi ayırmak istiyorlar. Bu Kur'an'ı okutmak istemiyorlar. Mekteplerinde istemiyorlar, üniversitelerinde istemiyorlar, kurumlarında istemiyorlar, sosyal hayatta Kur'an istemiyorlar. Ve siz hayatın mecburiyetleri olmadığı için Kur'an'a rastlamadan bir ömür yaşıyorsunuz, koca koca diplomalar alıyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite diploması alıyorsunuz, hiçbirinin içerisinde Kur'an öğretilmiyor. Acaba bundan sonra aklınız başınıza gelir mi, gelmez mi? O da meçhul. Bir iyilik yapacaksınız da, ya da anneniz, babanız çok iyi insanlar olacak, dedeniz size çok dua edecek. Yolunuz bir gün bir hoca efendiye rastlayacak. Bir cemiyete gireceksiniz. Bir şeyler duyacaksınız. İlginizi çekecek. Vay be, din diye bir şey varmış, İslam diye bir şey varmış, Kur'an diye bir şey varmış. Biz hayatı bu zamana kadar boşa yaşamışsınız diyecek, ağlayacak, pişman olacak. Ama zararın neresinden görürsem o da kârdır diyerek Kur'an'a sarılacaksınız. Bunlar olmasaydı daha güzel olmaz mıydı? Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği gün Müslüman ordusunun karşısına çıktı deli gibi. Etrafında 3-5 tane kendisi gibi deli vardı. Onun karşısına da beraber silah çektikleri silahşör arkadaşı, canciğer arkadaşı, yedikleri içtikleri ayrı gitmez, Halid bin Velid çıktı. Halid Müslüman olmuştu. Bir ömreki Mekke'ye geldiklerinde Halid'in kardeşine Peygamberimiz şöyle diyordu: yahu bu Halid gibi akıllı bir adam, zeki bir adam, kavrayışlı bir adam bu İslam'ı nasıl anlamadı, hayret ediyorum. Halid de uzaktan Müslümanlara bakıyor, bunlar farklı insanlar, bunlar güzel insanlar. Biz bunlara karşı çıkıyoruz, acaba doğru mu yapıyoruz diye içine bir kurt girmişti zaten. Peygamberimizin bu sözünü duyduğunda böyle mi dedi? Gerçekten böyle mi dedi? Evet. Değerli kardeşlerim, yerinde bir iltifat, yerinde bir insana değer verme, yerinde bir takdir işini o insanların güzeli görmesinde çok büyük yardımcı olur. O yüzden bir iyilik gördüğünüzde teşekkür edin. Bir güzellik gördüğünüzde yapana aferin deyin. Bir güzellik gördüğünüz zaman bir şeyler yapan insanlara teşvik edin. Ben de size yardımcı olabilir miyim deyin. Cesaret verin. Bu çok önemli şeylerdir. Halid Müslüman olmuştu ve İslamiyet'in üzerinden ya 2 yıl geçti gelmemişti. Arkadaşının karşısına o çıktı. İkisi de çok büyük silah söylüyor. Kılıçlar parladı. Peygamberimiz kan dökülmeyin demişti ama Müslümanlar mecbur kaldı. Kendilerine kılıç çekince birkaç darbede İkrime'nin yanındakiler geberdi gitti. Kendisi de baktı ki ölecek, kaçtı gitti. Ta Yemen'e kadar arkasına bakmadan orada da bir gemiye bindi. Daha ötelere kaçacaktı. Hikayesi uzun. Peygamberimiz Müslüman olup geçmişteki günahlarını pişman olan herkesi kabul ediyordu. Onun karısı da geldi. İkrime'yi getirsem affeder misin dedi. Elbette dedi Peygamberimiz. Bir adam Müslüman olduğu zaman geçmişi silinip atılır. Yepyeni bir defter açılır. Kadıncağız bin bir zahmet, bin bir tehlike, macerası çok uzun, gemide yakaladı ve indirdi. Geldi Müslüman oldu. Müslüman olunca Kur'an-ı Kerim'i bir okudu ki, eyvah! Biz insan mıymışız?
Biz neleri kaybetmişiz? Biz neleri kaybetmişiz? Kitabı açıyor, okuyor, okuyor, okuyor. Tabi Arap anlıyor da doyamıyor. Bağrına bastırıyor. Rabbimin kitabı, Rabbimin kitabı diye titriye titriye ağlıyor. Kur'an'ın kıymetini bilen, onu okuyarak anlayan insan onu hiçbir nimete değişmez. Gece gündüz Kur'an okuyor. Dediler ki falan köyde senin dedenin bir arkadaşı var. Beraber oturur, zikreder, sohbet ederlermiş. Rahmetli dedem de çoktan vefat etmişti. Biz rahmetli amcamla beraber, bize göre arada bir Cihan Nehri vardı, atladık Nedilli tarafında. Herhalde Köseli köyündeydi orada. Mühlim hoca derlermiş. Hoca değil de bir zamanlar namaz kılan herkese hoca derlerdi ya. Bir insanı ziyarete gittik. Bahçesindeymiş, biraz sonra geldi. Adama baktım, şu gözlerinin alt kısmı böyle dışına düşmüş. Kan çanağı gibi gözleri ve damarlar burada tabi. Dışına çıkınca korkunç da bir manzarası var. Gözlük de yok. Bir dedim ki doktora falan gitmedin mi, gözlerine baktırmadın mı? Ağrımıyor hocam dedi. Nasıl oldu gözlerin böyle? Kur'an okumaktan dedi. Nasıl dedim? Müzekkin Nüfus diye bir kitap var dedi. Evet, Eşrefoğlu Rumi'nin halk arasında çok okunan bir kitabı da siz de okuyun inşallah, istifade edersiniz. Orada okurken Kur'an okumanın faziletlerini okudum. Ondan sonra Kur'an okumaya başladım. Bırakamadım hocam diyor. Bırakamadım diyor. Ama gözüm dayanmadı. Gece gündüz okumaktan böyle gevşedi, düştü diyor. Yıllar sonra şu anda ben de o kanaattayım. Evimde bir sürü kitabım var. Elhamdülillah, tahdis-i nimet için söylüyorum. Fakat o kitapları okurken aklıma ya bırak bu kitaplara da Kur'an oku diye Kur'an'a dönesim geliyor. Mesleğim icabı okuyorum. Beni ilgilendirmeyen konular. Ama bir hoca olarak Müslümanlar bana sorarsa onların o sıkıntılarını cevap vererek gidermem lazım. Bir de dinimdir, öğrenmem lazım diye o kitapları da okuyorum. Yani akaid, kelam, fıkıh, usulü fıkıh, tefsir, usulü tefsir, siyer vesaire. Bizim İslam tarihimiz, medeniyetimize dair bir sürü kitaplarımız var. Okumak mecburiyetinde olduğumuz. Ama emin olun onları okurken aklının bir köşesinde zamanını boşa mı harcıyorsun, gitsen Kur'an okusan. Kur'an'a doyulmuyor. Çünkü muhtaç olduğun her şey onda var. Bedenine muhtaç olduğun var. Yani bir gıdanın aldığın zaman Allah'ın bir harikası biliyorsunuz. Ekmeği yiyorsun, içiyorsun. Buradaki ekmek neyse gıda senin kafana gidiyor, kemik oluyor. Beynine gidiyor, sümük oluyor. Gözüne geliyor, cıvık bir saydam oluyor. Saçına geliyor, sert bir kıl oluyor. Tırnağın ayrı bir madde, cildin ayrı bir madde, sinirin ayrı bir madde, ciğerin ayrı bir madde, böbreğin ayrı bir madde. Bakın yediğin bir gıda istikameti veriyor Allah. Sen diyor beyne gideceksin. Sert olsa beyne batar. Beyin gibi oluyor. Ciğere giden ciğer oluyor. Ete giden et oluyor. Tırnağa giden sert tırnak oluyor. Aynı madde. Seni tefekküre boğuyor. Yerleri ayrı bir nazarla bakıyorsun. Gökleri ayrı bir nazarla bakıyorsun. Varlığa ayrı bir nazarla bakıyorsun. Kurda kuşa ayrı bir nazarla bakıyorsun. İnceliyorsun, şeffaflaşıyorsun, nazikleşiyorsun. Şair dediği gibi, ey gönül madenin ne kadar yufka,
Yeter ağlamına bir kuş ödüsü. Bir kuş ödüsü seni ağlatıyor. Çünkü Kur'an şarj ediyor seni. Ruhunu şarj ediyor. Psikolojini şarj ediyor. Kur'an okuyup anlayan bir insanın ruh hastası olması, akıl hastası olması mümkün değil. Hatta dikkatli olursa, Kur'an'a göre yaşarsa bedensel hastalıkları da olmaz. Ama Allah imtihan etmek, sabrını ölçmek, günahlarını silmek, derecelerini yükseltmek gibi başka başka maksatlarla ona da bir bela verebilir, hastalık da verebilir. O da şükreder, kazanır. O ayrı bir mesele. Yani Kur'an bizim kalıbımıza, ruhumuza şifa. İkrime öyle bir Allah aşkıyla dolmuştu ki Kur'an sayesinde. O Allah aşkı diyoruz, Allah sevgisi diyoruz. Durup dururken gelmez. Durup dururken gelmez. Üzerinde tefekkür eder, beyni yorarsın, bedeni yorarsın. O da Kur'an okumakla olur. Kur'an'da namaz gibi ibadet, zikrullah gibi ibadet, ibadetlerin şahı, şifa ol can, kıraatul Kur'an, canın şifası, ruhun şifası, insanın şifası, ailenin şifası, toplumun şifası, devletin şifası Kur'an'dadır. Kur'an'dan mahrum kalan bütün bunlardan mahrum kalır. Ama Kur'an'ın kıymetini bilen, bunlara sahip olduğunu, kıymetini bildiğinden dayanamaz. Yiyesi geliyor Kur'an'ın, böyle harp 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 içine sokası geliyor. Ve Allah yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmazsın hale geliyor. Kur'an'la aşk insan oluyor. Canlı bir insan oluyor. Allah için yaşayan bir insan oluyor. Allah'ı tercih ediyor. Bir yerde kar zarar, hayır şer, doğru yanlış, hep doğrunun yanında, hep hayrın yanında, hiç yanılmıyor. Neden? Kur'an'la bakıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Ey Müslümanlar, eğer siz takvalı yaşarsanız, Allah'tan korkar, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınırsanız, Allah size bir furkan verir. Furkan farktan geliyor. Fark ettiren, ayırdımına vardıran diyorlar. Fark ettiren, hak ile batılı fark ettirene furkan derler. Allah bunu koyar kalbinize. Kur'an'la baktığınız zaman yanılmazsınız. Kimse sizi yanıltamaz. Bir devlet, bir millet olarak düşmanlarınıza üstün gelirsiniz. Kimse size madik atamaz. اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Ufak tefek beşer icabı, bazı kusurlarınız, hatalarınız, günahlarınız olursa Allah onun da üstünü örter. Yevm-i kıyamette kulum utanmadın mı bunu yapmaya demez. Siz Allah'tan utandığınız gibi Allah da sizi utandırmaktan utanır, üstünü örter. Hadi cennet hadi. Siz içinizden dersiniz ki aman Allah'ım, daha şu günahın da vardı, şu günahın da var. Önünde kitap, mali hazır kitap. Ne oluyor bu kitaba? La yugadiru sagireten ve le kebiren, ne küçük demiş, ne büyük demiş, hepsini yazmış. İlla ahsa, tek tek saymış. İkra kitabı, oku kitabını diyorlar, sen de okuyorsun. Ya Allah bunları sorarsa diye haf yüreğim haf. Allah sormuyor. Başını kaldırıp ama diyecek. Kes. Ne kendin ele veriyorsun. Allah diyor dedi, git işte işine git. Çok soru hoş olmaz. Yerinde soru güzeldir ama öyle bazen insan cahildir. Zararına da soru sorar. Mektepte öğrencileri sınav, imtihana tabi tutarız. Bir ayet sormuşum ben. İşte şunun manasını verin. Türkçe malini, tercümesini yapan. Sen öğretmen ne istiyor senden? O Arapça ayetin manasını istiyor. Oradan parmak kaldırır. Hocam he, harekete verecek miyiz? Verin. Öbür akıllı çocuklar teste bakır. Ulan diyor, ulan. Bir hareket yoktu. Öğretmen sormamıştı. Sen sordun, harekete verecek miyiz diye. O ne eksiliyor ki cebinden? Verin diyor. Niye soruyorsun?
Ya adam bunu yapamazsa, bilse bile bir yanlış yapsa notu eksilecek. Seninle başımıza bela kesin yüzünde testler. Bakarlar arkadaşlar, dışarı çıkınca da yakasına yapışırlar. Peygamberimiz ulu orta çok soru hoş değil. Ya eyyühennas innallaha farazı aleykumul hacce fehuccu diyor. Bir konuşma yapıyor. Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı. Hacc ediniz diyor. Oradan birisi kalkıyor. Efe kulli amin ya Resulallah. Her sene mi ya Resulallah? Bakıyor Peygamberimiz. Ya mübarek, sana hacc ediniz dedi. Hacc ettin mi bitiyor işte. Cevap vermedi Peygamberimiz. Söze yeniden başladı. Allah size haccı farz kıldı. Hacc ediniz. Her sene mi ya Resulallah? Üçüncüsünde döndü ona dedi ki, her sene desem her sene üstünüzde hac farz olacak. Her sene hac farz olunca altından kalkamayacaksınız. Altından kalkamayacaksa dalalete düşüp sapıtacak ve cehenneme gideceksiniz. Beni kendi halime bırakın, anlattığımla yetinin, gereksiz soru sormayın. Sizden evvelki ümmetlerin bir kısmını helak eden lüzumsuz soru sormaları. Şimdi de halk arasında kendi kendilerine hiç işe yaramayacak soruları sorar, çene çalar, vakit kaçar. Hatta bu arada görüş ayrılıklarını düşer, ihtilaf çıkarırlar. Fikir ayrılıkları, mezhep ayrılıkları, ideoloji ayrılıkları birbirlerine düşman olur çıkarlar ya. O bakımdan değerli kardeşlerim, Kur'an, İkrimi Hazretleri Yermük Savaşı'nda, Allah-u Alem Yermük'tü. Ya Kadisiye ya Yermük'tür. Tabi tarih bilgimiz zayıfladı. Esen-i Mahalli okundu hocam. Okundu. Eyvah. Bir dakikanızı alayım mı? Ordu mağlup. Düşman ordusu çok 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 fazla. Allah için cenk ediyorlar. Ordu hezimete uğradı. Geriye çekilmeye doğru bir bozgun başladı. Bir harp dahisi, savaş kahramanı İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, İslam düşmanı, sonra da tanıyınca İslam'ı bağrına basıp Kur'an okuma anlattık ya, sonradan gelen kardeşlerimiz bunu niye anlattığımızın farkına varmayabilirler. Onlar için böyle bir hatırlatma yaptım. Beni seven arkamdan gelsin. Dört yüz kişi oldular. Zırhını çıkardı. Kılıçla, okla, mızrakla savaşılıyor. İnsanlar vücuda değmesin diye zırh giyiyorlar o zaman. Zırhını çıkarttı, attı. Hiç ummadığı bir şekilde düşmanın göbeğine 400 kişiyle saldırdılar. Bunlar deli yahu, çıldırmış diye korkusundan bitiyorlardı böyle. Düşman ordusunun komutanının çatırda kadar vardılar. Düşman ordusu darmadağın oldu. Müslümanlar karşıdaki düşmanın da böyle dağıldığını görünce yeniden toparlayıp bir daha saldırdı. O 400 fedai orada şehit oldu. Ama savaşı Müslümanlar kazandı ve İran'a kadar İslam orduları fethetti. Neden? Çünkü okuyor Kur'an'ı, dayanamıyor, bağrına basıyor. Rabbimin kitabı. Rabbimin kitabı diyor. Kur'an böyle bir kitaptır. Bu kitabı eline alıp sıkı sıkı sarılan büyük devletler ve medeniyetler kurar. Az da olsa çokları mağlup ederler. Kemmin fiyatin galile galibet fiyatin getire. Ama bu Kur'an'dan elini pıttıranlar,
ayrı vadiye düşenler, başka başka kitapları kutsal kitap diye sarılanlar, Kur'an'ı ihmal edenler çok da olsa düşmanların önünde mağlup ve rezil olurlar, zelil olurlar. Allah bu kitabın kadri kıymetini bildirsin bize. En büyük nimetimiz. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.